İzmir'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle işte tam bu bölgede Mavişehir'de deniz taştı. Mavişehir sular altında kaldı. Yapılan çalışmaların ardından bugünse sular çekildi ve bölgede hayat normale döndü. İzmir'de meydana gelen deniz taşmasının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ev ve iş yerlerini basan sular tahliye edilirken suda kalan araçlar da çekiciler tarafından çekiliyor. Abi bu gece saat işte 2-3 sıraları, 3.30-4'e yakın bir şey geldi denizden. 5 dakikada her şey yer doldu. Ondan sonra zaten bir şeye yapamadık. Kaçtık anca canımızı kurtardık. Sonra geldik, sabahleyin geldik, suyu çektirdik, gene doldu. Arabam vardı karşıda, pert oldu. Onu çektirdim dün. 2 milyon verdim yani. Bir yetkili gelip de bize hiç neredesiniz şu ana kadar kapımızı çalan yok abi. Yani her şey buzdolabı bile koca bak şu kadar dolap yatmış yani. Çok zor durumdayız şu ana kadar kimse bize bir şey dedi yok. Herhalde abi. Kullanılmaz hali. Yok abi kullanılmaz burası hem lağım suyu hem ondan sonra deniz suyu. Bak görüyorsun işte yani kullanılmaz mı? Çok olduk yani. Çok mağduruz yani. Araba koltukların üstüne kadar su içindeymiş. Dün de geldim. Zaten hiçbir şekilde açamadık. Şimdi zar zor kapıyı açtık. Bütün aksamlar da gitmiş anladığım kadarıyla. Yani bunun daha farklı bir altyapı önleminin alınması lazımdı. Yani bu kadar insanların mağduriyet, dükkanlar, arabalar. Hani dün burası zaten daha kötü durumdaydı da. İşte bilmiyorum ne yapacağız. Zararımız da büyük yani. Hiçbir şekilde hareketi çalışmıyor bile yani zaten ama çekiciyle çekilen kısmı en pratik ve en kolay, en masrafsız kısmı. Geri kalanı bilmiyorum sürpriz olacak herhalde de elektronik sistem araçlar. Valla yandık yani. Yani belediyenin bunu bir an önce çözmesi lazım. Böyle bir şeyin hani bu kadar deniz ne bileyim daha farklı bir şeyler yapılması lazımdı. Yani altyapının bu kadar sıkıntılı olmaması lazımdı. Yani yağmurla birlikte şey insanlar bu kadar mağduriyet yaşamamalıydı yani. Valla o gece uyuyordum. Saat 3'ü 10-15 geçe sadece su damlası sesi duydum. Kalktım lavabonun tuvaletinin üstten su geliyor. Hemen gittim kameraya baktım. Sular yükseldiğini gördüm kamerada. Hemen eşortmanımı giydim. Terliğimi telefona aldım. Güm diye ses geldi. Birden sular dolmaya başladı. 3 dakikada tavana kadar 4 metre su geldi. Allah'tan canımı zor kurtardım yani. Benim yerimde başkası olsaydı çok üzülürdüm yani. Allah'tan hayatımı kurtardım yani. Bekliyorum. Dün sabahtan beri aradım. İtfaiyesi olsun, iç suyu aradım. Geleceğiz, geleceğiz diyorlar. Gelmediler. Dün gece 1'de geldi. İtfaiyeden bir görevli arkadaş. Geldi baktı tamam dedi. Yarım saat sonra
bir saat sonra geleceğiz dediler. Tamam dedim. Ben de gördüğünüz gibi dükkanında sandalyenin üstünde yattım. Hiç her şeyim bitti yani. 3 senede yaptığım her şey bitti.